Herkese merhabalar. Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bitcoin ve altcoin'lerin son durum gelişmelerini inceleyeceğim ve grafik analizlerini yapacağım. Arkadaşlar Bitcoin'de ve altcoin'lerde çok önemli durumlar var ve AVAX gelişmesi var hepsinden ee, bahsedeceğim. DXY'nin hafta açılışı kötü olduğu için biz dün Bitcoin'de 19.500 dolar seviyesine kadar bir düşüşle karşılaştık. DXN ye yeni tepe yaptı. 14 Temmuz'daki tepesini kırdı ve yeni bir yükselen tepe yaptı. Tabii ki baktığımız zaman çok büyük bir tepede sadece üstünde hani çok küçük bir yükseliş yaptı. Sonrasında tekrardan küçük düşüşlerle karşılaştık. Ama yeni tepeler yapması olumsuz olacağı için Bitcoin tarafında buna dikkat etmemiz gerekiyor. 4 saatlik çarta indiğimizde Bitcoin'de 19.500 dolar seviyesine kadar bir düşüşle karşılaştık. Son destek seviyemiz yani düşüşte tutunabileceğimiz son destek seviyemiz 18.900 dolar seviyesiydi biliyorsunuz. Burası bizim için önemli bir destek seviyesi. Bitcoin bu seviyenin altına sarkarsa eğer 17.500 dolar seviyesi yani düştüğümüz düşüşte yaşadığımız son destek seviyesi burası arkadaşlar. Buraya kadar bir düşüşle karşılaşabiliriz. O yüzden 18.900 dolar seviyesini kırmaması gerekiyor. ABD şu an çok güzel bir oyun oynuyor. Biliyorsunuz sürekli bahsediyorum bu aralar teknik analizden daha çok dünyanın durumunu ve temel analizi konuşuyoruz. ABD borsaları yerinde sayarken ve şu şekilde baktığımız zaman 16 Ağustos'tan beri düşerken önemli destek seviyelerinin altına sarkarken Bitcoin'e biz bu kadar büyük bir düşüşle karşılaşmadık arkadaşlar. Bunun sebebi tamamıyla Bitcoin ABD borsaları kadar yükselmemiş olmasıydı. Yani Bitcoin de Nasdaq ve S&P 500 tarafına göre korelasyon şekilde ilerlediğini düşünürsek şu an biz Bitcoin 19.000 hatta 19.000 doların da altında görmeliydik ama total market cap tarafında bir sarkma olmadığı için total market cap yükseliş trendinin altında günlük veya 4 saatlik bu kapanışı yapmadığı için biz böyle bu şekilde bir düşüşle karşılaşmadık. Gibi. Olumlu bir haberim var arkadaşlar size. Yani şu an piyasanın yarısı olumlu, piyasanın yarısı olumsuz. Tamamıyla akümülasyon sürecinde olan şeyler arkadaşlar. Yani insanlar düşecek mi, yükselecek mi diye karar veremesini istiyorlar. Tam olarak da bunu yaşatmak için EDX'e yükseltiyorlar. Bitcoin dominansı zaten en dipte ABD borsada düşüyor. Ama Tether dominansına baktığımızda Tether dominansı direncin üstüne şu şekilde 60'tı. 7.23 seviyesine kadar yükselmişti. Sonrasında en büyük hacimli bir düşüş geldi ve tekrardan 7.01 seviyesinin altına bir sarkma gerçekleşti. Eğer destek seviyesinin altına sarkarsa direnç kırılmamış oluyor. Yani destek seviyesi de olmamış oluyor arkadaşlar. O yüzden de 7.01 seviyesi üstüne oturmaması altcoin'ler ve bitcoin açısından inanılmaz derecede önemli. Çünkü şu an piyasada pozitif olan pozitif diyebileceğimiz yükselişi yani düşüşü getirmeyecek tek şey Tether dominansı. Tether dominansı da 50.01 seviyesinin üstüne giderse yani oturursa günlük bu kapanışı yaparsa ee, işler yaş arkadaşlar. Gerçekten ee, kötü durumlarla kötü olaylarla karşılaşabiliriz. Bütün veriler negatife dönecek. Tether dominansının da yükselişiyle birlikte biz tekrardan şu şekilde Bitcoin'in 17.500 dolar seviyesinin yükseldiğindeki seviyeleri yani 9.50 seviyelerini görebiliriz. Bunun yaşanmaması için Tamamıyla total market cap'in ve Tether dominansının arkadaşlar bizim için pozitif bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. E şu an markette en çok yükselen coin'lerden birisi Ethereum biliyorsunuz. Bu aralar adamlar market maker parayı Ethereum'dan vurdu arkadaşlar. Grafik çok karışık. E şu şekilde bu grafiği temizleyelim. Biliyorsunuz Ethereum'da aynı Bitcoin'de olduğu gibi bir yükseliş trendi vardı. Bitcoin bu yükseliş trendine gelmiş olmasına rağmen Ethereum'da biz bu yükseliş trendine hiçbir şekilde temas göremedik. 1250 dolar seviyesine tekabül ediyor. 1250 dolar seviyesine hiçbir şekilde Ethereum gelmedi. Dip seviyesi 1423 dolar seviyesi. Buraya geldiğin herkes işleme gireceği için, herkes noktayacağı için adamlar da bunu tabii ki de biliyor. Bu seviyelere getirmediler. 1400 dolar seviyesine kadar düşürdükten sonra şu şekilde bir düşen trend oluşturdular ve düşen trendin şu an en büyük ihtimal deneyecektir. Yani Ethereum'u 1600, 1622 dolar seviyelerine kadar yükseliş e, görürsek şaşırmayın arkadaşlar şu an marketteki tüm para yani paranın yüzde 70'i ethereum tarafında diyebilirim adamlar bitcoin'i unuttular ethereum'da parayı vuruyorlar herkes o yüzden de e, hacmi ethereum'a taşıyor biliyorsunuz ethereum 2000 dolara yükseldiğinde bitcoin e, bu kadar büyük bir yükseliş yapamadı bitcoin düşerken de Ethereum tutmaya çalıştılar tabii ki tutamadılar arkadaşlar 1800-1900 dolar seviyesinde ama tutmaya çalıştılar adamlar Bitcoin tamamıyla bıraktılar. Ethereum'a yoğunlaştılar. Bu da zaten bize piyasada Ethereum'dan para kazanıldığını gösteriyor. Market Maker'ın ve balinaların Ethereum'dan parayı vurduğunu gösteriyor. E, listemizdeki coin'lere baktığımızda şu an ABD borsaları kötü açtı. DXE yükseliyor arkadaşlar ama Tether dominansı destek seviyesinin altına sarktığı için bu seviyelere kadar düştüğü için biz altcoin tarafında şu şekilde baktığımızda küçük yükselişlerle karşılaşıyoruz. %5, %6, %7. Bunlar tabii ki büyük yükselişler değil ama şu şekilde oyun planımızı tekrardan konuşmak gerekirse arkadaşlar Ethereum tarafı zaten hala şu an yükseliş trendi üstünde biliyorsunuz Ethereum'da bizim pusulamız aynı Bitcoin olduğu gibi o yüzden Ethereum'un durumunu da her zaman konuşmak zorundayız. Oyun planımız yükseliş trendi altını kırarsa mal almamayı düşünmekte zaten 25 bin dolar seviyesine yükseldiğinde buradan altcoin sepeti yapılmaz demiştim buradan birçok insan mal aldı zararda işlem kapatmak zorunda kaldı ya da şu an işlemleri tutuyorlar arkadaşlar. Yüzdelik dilime baktığımız zaman şu an %22'lik büyük bir düşüş gelmiş Bitcoin tarafında. 25 bin dolardan 19.500 dolar seviyesine kadar düşüşle karşılaştık. E buralar mal için güzel bölgeler tabii ki arkadaşlar ama hala yükseliş trendinin altındayız. Ya daha düşük bir seviye beklemeliyiz ya da daha düşük bir seviye gelmezse tekrardan Bitcoin'in yeni yükselen tepeler ve yeni yükselen dipler yapmasını beklemeyiz. Avax tarafında fuđa haberleri var. Yani bu fuđa haberleriyle ilgili çok bir bilgim yok arkadaşlar. E, bakamadım, e, zamanım yoktu. Fakat Avax tarafında biz baktığımızda Avax durumunu konuşursak şu şekilde bir aratalım. E, Luna Coin düştüğünde Avax'a da kötü haberler çıkmıştı. E, bilenleriniz vardır. Bunu da zaten canlı yayınlarda ve videolarda konuşmuştuk. Avax'ta da bir şeyler döndüğü konuşuluyordu. İnsanlar güveni tamamen kaybetti. Şu an çıkan haberler sonrasında. E büyük bir avukatlık şirketiyle ilgili e, yatırımcılarla ilgili büyük bir avukatlık şirketiyle ve yatırımcılarla ilgili bir sorun varmış arkadaşlar. Sahibi herhalde büyük bir avukatlık şirketiyle e, bağlantılı bir olayları var. Tam olarak ben de bilmiyorum yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu balinaların yatırımcının güvenini kaybettirir arkadaşlar. Bakın bunu unutmamak gerekiyor. Ortada kötü bir şey yoksa bile yani aslında e, şu an dünyadaki en iyi proje Avax olsa bile arkadaşlar yatırımcının güvenini kaybederse bir proje. O proje bir daha arkadaşlar zor hani e, yükseliş yaşar. Diğer coinler ondan daha fazla yükselişler yaşar. Ama tabii ki de bu food haberi de balinaların ve market maker'ın çıkardığı bir şeyse adamlar insanları küçük yatırımcının mal toplamasını istemediği için böyle bir şey ortaya atmış olabilirler mi? Tabii ki de olabilirler. Eğer böyle bir şeyse en çok yükselecek coin de Avax'tır. Yani böyle bir şey arkadaşlar e, düşük bir ihtimal mi? Düşük bir ihtimal değil ama tabii ki de ben böyle bir risk alır mıyım? Ben kesinlikle böyle bir risk almam. Zaten söylediklerim hiçbirisi de yatırım tavsiyesi değildir. Avax 150 dolara yükselen bir coin'di. İyi bir coin'di arkadaşlar. <laughs> Sevdiğimiz bir coin'di. Ama zaten böyle haberler sonrasında neyin ne olacağını bilmediğimiz için bir de ortada çok büyük bir Luna coin krizi yaşadığımız için ben Avax'da kesinlikle uzun vadede yatırım almamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu haberler sonrasında çok iyi haberler tekrardan çıkar. Yatırımcının ve market maker'ın güvenini tekrardan kazanırlar. Çok da büyük yükselişler gelir. Sonrasında e, düşünebilirim zaten böyle bir şey olursa da bunu canlı yayınlarda ve videolarda konuşuruz tekrardan. AVAX'da işlem almaya başladım arkadaşlar. Panik olacak, korkacak bir durum yok e, sö diye söylerim. Ama şu an baktığımız zaman yani düşüş döneminde bir de geldiği için e, de şu an 150 dolardan 19 dolar seviyesine kadar düştüğü için arkadaşlar çok büyük bir çöküş yaşamış durumda coin. Market Maker'ın tamamıyla bence güvenini kaybetmiştir. %87'lik bir düşüş yaşadı. Tabii ki de tüm altcoin'ler bu kadar düştü arkadaşlar. Ama AVAX tarafına biz baktığımızda AVAX Solano ile BNB ile Ethereum'da yarışacak bir coin olduğu için de çok fazla düşmesi normal değil diye düşünüyorum açıkçası. E, tekrardan marketin durumuna döndüğümüzde Arkadaşlar uzun süredir biliyorsunuz markette temel olarak yapmamız gereken şeylerden bahsediyorum. Teknikten daha çok çünkü dünya piyasalarıyla şu an iç içe olduğumuz için tüm dünya piyasaları bir altcoin'in bile kaderini belirlediği için şu an teknikten daha çok markete gelecek para önemli. Markette para yok. 953 milyar dolar seviyesindeyiz. Para yerinde sayıyor. Yani kimse almıyor veya kimse satmıyor. Çok küçük düşüşler yaşıyoruz. Düşüşler yaşadığımızda da o yüzden baktığımız zaman markete para girmiyorsa bir altcoin'de nasıl yükseliş gelsin? Tether dominansı da düşmüyorsa. Marketteki para sabit kalıp markete para girişi engellenirse ve Tether dominansı düşerse o zaman biz altcoin'lerde yükselişlerle karşılaşabiliriz. Çok büyük yükselişlerle karşılaşamayız. %30, %40 maksimum da yani hani çok güzel bir haberle karşılaşırız. E market yavaş yavaş hatta total market cap tarafında küçük yükselişlerle karşılaşırız sonrasında dediğim gibi küçük yükselişler de gelir altcoin'ler ama yani markete para girmesi gerekiyor. Tekrardan kanalın üst bandına kadar yükseliş gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Kanalın üst bandını kırılıp artık 1.5 trilyon 2 trilyon seviyelerine kadar yükselebilsin ki Bitcoin bize altcoin'leri güvenip işlemlere girebilelim. Altcoin sepeti dipte yapılmaz arkadaşlar. Düşen bıçak tutulmaz. Ben Bitcoin'de destek seviyelerini veriyorum arkadaşlar ama Bitcoin destek seviyesine geldiğinde ve o destek seviyesine yükselmeye başladığında Dominansın yükselişiyle birlikte altcoinler zaten yerinde sayıyor. Yani siz altcoinleri kaçırmıyorsunuz. Altcoinlerde fırsat kaçmıyor. Bitcoin yükseldikten sonra altcoinlerin yükselme zamanıyla birlikte yer işleme girersek hem bitcoin güven vermiş olur. Hem de altcoinlerin tam olarak yükselme başlamadan önceki zamanında dip seviyesinde alım yapmış oluruz. O yüzden bitcoin dip seviyedeyken altcoin almak mantıklı değil arkadaşlar. Bitcoin'de birçok insan dip seviyede kesin buradan daha düşmez dedi. 32 bin dolar seviyesinde ben demiştim arkadaşlar. Buradan e, Bitcoin yükselmesi gerekiyor. Her halükarda yükselip yeni bir tepe yapması gerekiyor demiştim. 48 bin dolara gitti. Sonrasında küçük bir düzeltme vermesi gerektiğini konuşmuştuk. Küçük bir düzeltme vermedi. Yükseliş trenin altına sarktıktan sonra öldü yani. Bitcoin'i öldürdüler. Çünkü dünya piyasaları kırmızıya döndüğü için enflasyon son bulamadığı için yükseliş trenin altına sarktı ve düştü. Burada güzel kar ettik arkadaşlar. Tabii ki de sattığımız oldu, satmadığımız oldu. Ama yani baktığımız zaman yükseliş trendine 40 bin dolardan 19.000 bin, 17 bin dolar seviyesine kadar düşen bir bitcoin karşıladı bizi. Kimse 40 bin dolardan bu seviyelere geleceğini düşünmüyordu. Adam 50 bin dolarda bas bas bağırıyordu long 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 diye. Yeni boğa geliyor uçuyoruz kaçıyoruz uçuyoruz kaçıyoruz diye bir şey yok. Maalesef ee, o kadar kolay değil arkadaşlar ama Buradan uçuyoruz kaçıyoruz diyen yani insan da buraya geldiğinde düşüyoruz diyor. Yani daha düşecek neresi kaldı? 16 bin dolar dip yani onun da altına sarkarsa hadi 12 olsun. Sarkmamız önemli değil. Bitcoin'de işlemi yoksa sen e, milyoner milyarder değilsen 3 bin, 4 bin dolarlık senin şu an umurunda olmaması gerekiyor. Hayatın hiçbir şey değiştirmez. Çünkü altcoin'ler zaten dip seviyelerine kadar düştü. Coin %95 düştü. Buradan düşerse %99 olur. Yani %100 düşemez coin. %100 düşebilmesi için sıfırlanması gerekiyor. Paritenin Runa Coin gibi olması gerekiyor arkadaşlar. Yani Ethereum'un, Mana'nın, GMT'nin, Apecoin'in veya baktığımız zaman TVT'nin, Dogecoin'in bunların olabilme ihtimali açıkçası ben düşünmüyorum. O yüzden Bitcoin'deki 2000-3000 dolarlık düşüş senin için pek de önemli değil. Senin dikkat etmen gereken şey şu an eğer elinde mal varsa veya mal almayı düşünüyorsan, uzun vadeli yatırım yapmayı düşünüyorsan ya da kısa vade hiç fark etmez şu an. Bitcoin'in önemli seviyelerini kırıp dominansa dikkat edip sonrasında mal alman gerekiyor. Altcoin sepetinde zaten burada yapacağım arkadaşlar şu an Bitcoin'in son durum gelişmelerini konuşmak gerekirse şu şekilde bir yükseliş temizleyelim. Bitcoin'de ilk kırmamız gereken seviye 20.465 dolar seviyesi. Bakın burada önemli bir kutu var arkadaşlar. Bu kutu order block olarak çalışabilecek bir bölge. 20.465 dolar üstünde ikinci order block'umuz karşılıyor bizi. Yani 15 dakikalıkla da çizdiğim için bunu e, fiyat aralıkları çok yakın arkadaşlar fiyat aralıkları takılmayın e, ikincisi 21448 dolar seviyesi kutunun üst bandı. Üçüncüsü ise 22205 dolar seviyesi burası e, bu üç kutu bizim için önemli kutular yükselen tepeler ve yükselen dikler oluşup buraların kırılması gerekiyor artık akümülasyon sürecini bitip. En önemli direnç bölgemiz sürekli bahsettiğim 23.400 dolar üstü günlük kapanış arkadaşlar. 23.400 dolar seviyesini biliyorsunuz. Burada önemli bir fitil vardı. Bu fitil kırılmadığı sürece üstünde güvenli bir şekilde günlük mum kapanışı gelmediği sürece yükselişin gelmeyeceğinden bahsetmiştim. Tam olarak şu an e, bulunduğumuz durumu zaten bu söylediğim şey açıklıyor. Bakın günlük çarpta bakıyoruz şu an günlükte. Yeşil kapattı iki tane yeşil mum kapattı ama şu kırmızının hacimsizliğine bir bakın arkadaşlar yani altı bomboş üstü tamamıyla fitil. Burada pozisyonları patlatmak için yükseleceğini bu mum kapanışını bize zaten gösteriyor. Sonrasında hacimsiz iki tane yeşil mum burada zaten en son kapattığı mum da bize ne kadar edimsiz olduğunu gösteriyor. Kırmızı mumlar da arkadaşlar bize artık düşmesi gerektiğini Yeterli alım hacmi olmadığını gösteriyor. Kaç gün boyunca kırmızı kapattı buradaki titillerden de anlayabiliyoruz bunu. E son yani tepe noktası diyebileceğimiz yani 25.225 dolar seviyesi bu kırmızı kapatmış arkadaşlar. Yani tepe noktamız kırmızı kapatmış. Adamlar e, buradaki shortçuları patlatıp aşağı doğru vurmuşlar. Hem shortcular hem longçuları patlatıyorlar sonra aşağı doğru vuruyorlar. Şu an markette hacim olmadığı için adamların likidasyon sağlayabileceği tek şey fitiller. O yüzden fitillere dikkat edip yakalanmamak gerekiyor. Eğer kaldıraçta işlem açıyorsak. E, hacimsizlik döneminde de kaldıraçta işlem açmanın açıkçası pek mantıklı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü paranızı riske atmak olur arkadaşlar. Yani örnek bir 100 liranız var. E, 100 lirayla 10 lira kazanmak için 50 liranızı riske atar mısınız? Atmazsınız değil mi? Kim atar ki? Yani mantıklı bir şey değil bu çünkü. Ama insanlar işte ee, sürekli para kazanmak zorunda olduğunu hissettikleri için böyle amatörlükler yapıyorlar arkadaşlar bakın grafiği açtığınızda bir anda e, hani buradan işleme geleyim kazanayım diye bir durum yok bir kazanırsınız iki kazanırsınız üçüncüde patlarsınız e, kafanıza göre işleme giremezsiniz bir bölgeye belirlersiniz alarm atıp beklersiniz orası gelince longlarsınız veya shortlarsınız hiç fark etmez mesela şu şekilde baktığımız zaman buradaki kutuyu çizmişiz arkadaşlar. 15 dakikalık e chartta çizmişim. Altına bir sarkma direnç kırılımı retest. Reteste girişleme şu şekilde 6 stoplu girişleme ne kadar vermiş 0.72 zarar at yani hatta daha aşağıya bile atabilirsin. E 0.50'ye atalım arkadaşlar çok uçmayalım yani direkt altına attığımızı varsayalım. Buradaki tepeye koyduğumuzda %10 karım var senin %0.50 zararım var. Yani 17.02 ağırlık bir işlem. Mükemmel bir işlem. Sadece bir tane kutu çizerek %10 kazandın. Yani 17 art. 17 art ne demek arkadaşlar? Ar muhabbetini de canlı anlatmıştım. Tekrardan anlatmak gerekirse. Kar zarar oranı arkadaşlar. Risk ödül oranı yani %0.59 zarar. %10 kar. Bunun bunu çarpım katı yani katı diyebilirim arkadaşlar. 17 kere işleme girsen kaybetsen sonrasında bir tane işleme girsen zararın çıkıyor. 17 kere kaybedip bir kere kazansan zararın çıkıyor arkadaşlar. Yani bu risk e, ödül oranı tam olarak bu oluyor. O yüzden bir kutu çizerek sadece bekleyerek arkadaşlar bakın burada mükemmel bir fitil var şu şekilde. Sadece bir kutu çizerek e, %10'luk kazanç elde ediyorsun. Bitcoin de %10. Tabii ki alt baktığımızda arkadaşlar mana paritesi çiziliydi herhalde. Ben mana paritesinde o kadar fazla işleme girdim ki mana paritesinden canlı yayınlarda sürekli bahsettim. Yükseliş dönemlerinde de düşüş dönemlerinde de mana paritesi üstünde çalıştığım için e, back testi yaptığım için mana pretest çok karışık arkadaşlar ama teknik analiz kısmında teknik analiz e, videolarında zaten bunlardan bahsediyorum. Katıl kısmında da herkes açık kısmında da bunlardan zaten bahsediyorum arkadaşlar. Kaç tane işleme girdim ben burada. Bakın bir tane destek seviyesi için siz arkadaşlar bu destek seviyesinin altına fitil bırakıp buradan dönmüş olarak gözüküyor. Eğer bunun altına sarkarsa ne yapar? Son destek seviyesi ya da şuradaki e, bıraktığı fitil yani. 68 sen seviyesi ilk destek seviyesi diyebileceğimiz bölge. Mana coin sürekli işlem aldığım bir coin olduğu için bunu gösterdim arkadaşlar. Şu an yükselecek veya düşecek gibi bir şey söylemiyorum. Altcoin sepeti yaptığımda zaten en iyi coinleri koyacağız merak etmeyin. Aklımda çok güzel coinler var. Her videonun sonuna ve canlı yayın sonuna arkadaşlar takip etmeniz gereken coinlerden bahsediyordum. Bu aralar TVT arkadaşlar bakın TVT e, çok büyük hareketler yapacak TVT'den çok büyük şeyler bekliyorum koyun düşmedi yani şu an alın demiyorum TVT'den de güzel kazandık burada güzel kazanmıştık canlı yayını ve videoları takip edenler ee, burada arkadaşlar çok güzel kazanmıştı benimle birlikte şu şekilde burada biz geç girdik işte yüzde 153 alamadık yüzde 80 mi yüzde mi ne aldık yanlış hatırlamıyorsam bayağı geçti arkadaşlar ya yani Mart'ta olmuş olay ee, burada da güzel kazanmıştık ama Dediğim gibi bakın şöyle düşünmek gerekiyor. Bu coin neden yükselecek? Bu coin arkadaşlar tepe seviyesi şu an 1 dolar 22 sen seviyesi. 95 sen seviyesine 93 sen seviyesine kadar düşmüş. Diğer alt coinler %90 düşmüş. ATL seviyelerinden bu coin %24 düşmüş. Yani diyor ki bize bu coinde bir şey var. Denge işlem hacmine baktığımız zaman alıcılar sürekli artıyor demek arkadaşlar denge işlem hacmi. Bakın sürekli artmış. Yeni tepe oluşturamamış coin ama alıcı sürekli artmış. Yani satıcıdan daha fazla alıcı var. Bunu biz VHT'de yakalamıştık, GMT'de ve AP'de yakalamıştık. İnanılmaz paralar kazanmıştık. Şu an TVT'de olabileceğini düşünüyorum. Altcoin sepetinde arkadaşlar bu coin'i kesinlikle koymayı düşünüyorum açıkçası ben. Genel olarak durum bu şekilde. Ters bir durum olursa zaten ben canlı yayınlarda ve videolarda bahsederim. Telegram'dan ve Twitter'dan da zaten son durum gelişmelerini aktarıyorum. Oraya gelmeyi unutmayın. Videoları ve canlı yayını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.